İnsan nefis ve nefes taşıdığı müddetçe tekliften düşmez. Teklif ve imtihan son nefese kadardır. Hatta belki son nefese doğru imtihan daha ağır, daha dehşetli, daha şiddetli olabilir. Birinci nefs emmarenin fıtrat üzerindeki taslit ve tahakkümü bitse bile ikinci nefs emmarenin asabiyet, arzu, iştah ve meyil itibariyle fıtrat üzerindeki tahakkümü devam eder, edebilir. Allah hem nefsi emmaremize fırsat vermesin, hem de mecazi nefsi emmaremizin şerrinden bizi muhafaza etsin. İmtihan, tabi cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Üstad Hazretleri, peki bu ikinci nefs emmarenin fıtrat üzerindeki tasit ve tahakkümünü kırmak için ne yapmak lazım? İki tane şart söylüyor. Biri ızdırarı, biri de ihtiyari. Izdırarı, zorunlu. Izdırarı kadar az bile nefis horozlanınca, fıtrat üzerinde nefsin tasit ve tahakküm olunca kaderin bir tokatı, bir hastalık onu yatırıyor. İşte hastalıkla insan acizini, fakrını, naks ve kusurunu biliyor. Biraz daha nefis böyle başını kaldığı zaman bir tokat daha, bir daha, bir daha, bir daha o kaderin ızdırarı, hastalığının dehşet ve şiddeti içerisinde o nefis kendi acziyeti, perişaniyeti, ağrıları ve sızları içerisinde nefsinin tahsit ve tahakkümünden kurtuluyor. Tabii bu ızdırarı yol umumi cadde değil. Herkese isabet etmiyor. Kaderin bir takdiri. Bir de diyor ihtiyari. Bütün hissiyatını hizmet-i iman ve davayı Kur'aniye tam feda edecek. Tam bir fedai ruh. Nefsini tam ifna etmiş. Hakkat-ı Kur'aniye'nin tam bir şakirti, tam bir dava adamı, tam bir gönül insanı olacak keyfiyete gelmiş ise onların da üzerinde bu hissiyatın tasditi olmaz. Ünvanla, parayla, nefisle, arzu ile, şanla, şerefle, enaniyetle, gururla, kibirle, medar birçok hissiyat insana ne yapabilir? Tasdit ve tahakküm edebilir. İşte bunlara karşı hakikat dersinde ve marifet dersinde rusuyete çıkarsak, yani şu Hakkat-ı Kur'aniye'yi aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda, latifelerimizde tam mahsettirirsek ve hayat-ı ebediyenin ehemmiyeti, kıymeti, dünyaya bir kere geldik, ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz manasında ciddi teyakkuz olursa bu tahsit ve tahakkümden kurtulmamız mümkün. Yoksa Allah korusun, Allah ayağımızı kaydırmasın. Bu latifelerin şerrinden de Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Yani böyle nefsini tam ifna etmiş, tam fena, tam ifna, mâkes ve mâsır olan zatlar fazilete, kemalata medar hiçbir şeyi nefislerine nispet etmemişler. Hüküm esmanındır, kemalat esma-i ilahiye gider. İmam-ı Gazali Hazretleri çok güzel bir söz söylemiş, çok hakimane bir söz. Velayetin müntehası, makamı velayetin zirvesi, nefsinde hiçbir şeyi görmemektir. Nefsinde, kendinde hiçbir şeyi görmemek. Bütün izafetten ve nisbetten kendilerine yapmışlar, sıyırmışlar. Kemalat esmanındır, hüküm esmanındır, kemalat esmaya gider. Üstad Hazretleri değil mi? O üç şahsiyetini anlatırken, biri diyor Kur'an'a medar şahsiyetim, o bana ait değil. O istihdamdır. Allah'ın ikram ve ihsanıdır. İkincisi diyor, dergâh-ı izzete müteveccih olduğum zaman bütün dünya beni methü sena ise inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalım. Asıl makamat ifnadır. Eritmek. Varlık dağını eritmek. Mana aleminde bilinmenin yolu dünyada silinmekten geçer. Silinmeyen bilinmez.